Hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de övme ve yerme fiilleri, diğer bir adıyla medh ve zem manası, yani yerme manası içeren fiilleri işleyeceğiz. Bunlarda bir fail kendilerinden sonra bir mahsus gelecek. Mahsun bil medh veya zem, onların hareketleri nedir, nasıl olacak? Bununla ilgili konuları işleyeceğiz. Arapça dil bilgisi Sarnay kitabı 525. sayfa. Bu fiil arkadaşlar birini veya bir özelliği övmek veya yermek için kullanılan camit, çekimsiz fiillerdir. Camit neydi? Çekimi olmayan, yani tasrif açısından kısıtlanmış olan fiillerdi. Bazıları şöyledir. Mesela leyse gibi. Mazidir, muzarisi yok, emri yok. Mazi çekimlenebilir. Bazıları ise hiç çekimlenmiyor. Yani diyelim ki mazi formu var. Mesela niyame gibi. O mazi formunda çekimi de yok. Yani tekile, ikile, çoğula bir kullanımı da söz konusu değil. Biz bu tür fiillere camit fiil demekteydik. Burada geçecek olan fiillerdeki 5 tane. Bunlar övme ve yerme manası içeren fiiller. Bunlar şöyle bakın. Sa'e, niyame, bi'se, habbeza ve la habbeza'dan oluşan fiiller. Bu fiillerden niyame ve habbeza övmek manası içeren fiiller. La habbeza, sa'e ve bi'se fiilleri de yerme manası, kötüleme manası ifade eden fiiller. Bunlardan sa'yı ders kitabımız almamış. Bu fiillerin sonrasında arkadaşlar iki tane merfu isim gelecek. İki tane ref halinde kelime gelecek. Birinci merfu isim fail, ikinci merfu isim ise mahsus diyeceğiz biz ona. Öncesindeki cümlenin başında geçen bu camit fiil eğer övme manası içeriyorsa buna mahsusun bilmedi. Yerme manası içeriyorsa burada geçen mahsus olan kelimeye mahsusun bizzem diyeceğiz. Şöyledir bakın. Fiil bu. Mesela niyame fiili. Devamında erracül kelimesi var. Onun sonrasında da halün kelimesi var. İki tane ref halinde kelime geçecek ve ikisi de marifedir. İkisinin de marife olması lazım. Bu fiillerden sonra gelen ilk lafza biz fail diyeceğiz. Ondan sonra gelen kelimeye de mahsusun bil medh veya zem diyeceğiz. Bu mahsus olan kelime ise cümlenin müptedası konumundadır. Yani irab şöyledir. Fiil, fail, bu kelime müpteda. Bakınız. Bundan öncesinde geçen şu niyame racül cümlesi ise öne geçmiş haber olacaktır. Bu şekilde irab edebilirsiniz. Bu birinci versiyon zaten. Diğer irab türlerini de göstereceğim sizlere. Niyame racül halidun demiş. Halid ne iyi bir adam. Ne hoş ne güzel bir adam. Racül kelimesi burada. Fail Halid de dediğim gibi mahsustur. Adı mahsusun bil medh veya zem. Cümlenin hangi öğesi derseniz kelime müptedadır. Bunun haricinde bunun iki tane daha irabı var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Şöyle de olabilir. Burada yazıyor bakınız. Yine burası fiil. Burası erracu kelimesi fail. Şu Halid kelimesi haber. Arada gizli hüve müpteda var. Böyle olunca burası istinafi olur. Yani ayrı bir cümle olur. Birbiriyle alakası olmaz. Şu cümlede bakın. Halid'ün müpteda olması durumunda burası öne geçmiş haber. Ama arada gizli bir müpteda var derseniz, Halid'e haber derseniz bu hüve Halid'ün ifadesi müstakil ayrı bir cümle olacaktır. İkinci bu olabilir. Üçüncü şöyle olabilir. Halid kelimesini bedel yapmış olabilirsiniz. Erracül kelimesinden bedel yapmış olabilirsiniz. Ama her üç irapta da bunların her birisi yapılabilir. Biz yaygın olan durumu kullanacağız. Bunların her birisinde de buradaki Halid kelimesi ref halinde okunacaktır. Yani bu zaten fail olması hasebiyle ref halinde. Buradaki mahsus olan kelime her zaman ref halinde olacaktır. Birinci versiyonu düşünün. Bunun müptede olup bu cümlenin komple haber olması durumunu düşünün. Müptede olduğu için ref halindedir. İkinci versiyona bakın. Arada gizli bir müpteda olsa zamir. Bu kelime haber olsa haber olduğu zaman yine ref halinde olacaktır. Üçüncü ihtimali düşünün. Bu kelime bedel olabilir erracül kelimesinin. Bedel olduğunda da bedel tabilerdendi. Bedeli işleyeceğiz. Tekit, bedel, atfı beyan, atfı nesah ve sıfat. Bu kendisinden önce kelimenin harekesine tabi oluyordu her şey. Bedel olduğunda da şunun harekesine tabi olacağı için yine ref halinde okunacaktır. Yani irabını nasıl yaparsanız yapın bu kelime ref halinde olacaktır. Bu önemli. Bu aşağıda bu dediğim irab durumlarının her birisi tek tek yazıyor. Örnekler göstereyim. Nemel hayat demiş. Ne iyi bir hayat, ne güzel bir hayat. El ahire, ahiret hayatı ne güzel. Sal hulugu el ihmal, ihmal ne kötü bir ahlak. Ni'me sadik el kitap, kitap ne iyi bir dost. Ni'me men şarikuha fil cihat diyor, ona cihat hususunda yardım eden, ortak olan kimse ne iyi. Ni'me amelen ne güzel bir iş. Difauha an İslam,
Onun İslam savunması ne kadar iyi bir iş. Habbezel intisar galip gelmesi. Ellezî hakkakethu. Onun gerçekleştirdiği şeyin galip gelmesi ne kadar iyi bir şey demiş. Burada sahibi ise nime gibi örneklerin kullanımı var arkadaşlar. Nime bi ise pardon. Bi'sel huluku el hiyane. Hiyanet ne kötü bir ahlak. Bi'sel racul Ebu Leheb ne kötü bir adam. Bi'setil meret Ümmü Cemil ne kötü bir bayan manasında kullanmış. Medh ve zem içeren ifadeler var. Şimdi bizim birinci olarak bu kelimeleri tanımamız lazım. Yani hangisi medh için kullanılıyor, hangisi zem için kullanılıyor ve bunların irabını bilmemiz lazım. Yani ne dedik oraya kadar? Dedik ki bu fiillerden sonra gelen kelime faildir, ref halinde olacaktır. Bir sonraki kelime müptedadır, o da ref halinde olacaktır. İrabını bilmemiz lazım. Diğer iki irabı da gösterdim. İkinci aşamada şunu bilmemiz gerekir. Bu kelimelerin failleri nasıl gelir? Çünkü bu fiillerin yanında bir fail bulunacak. Bu fail bizim karşımıza nasıl çıkabilir? Bir de bunu bilmemiz lazım. Önce sae, bise ve ni'menin faillerine bakalım. Sonra da habbeza ve la habbeza'ya bakacağız. Çünkü habbeza ve la habbeza aynı, ikisi fark etmiyor. Onlar ayrı değerlendirilecek. Çünkü onların durumu, fail olma, onların failleri biraz farklı. Bunların failleri farklı. İkisini ayrı ayrı göreceğiz. Ni'me, bise ve sae fiillerin failleri nasıl gelebilir? Bir, fail harfi tarifli zahir bir isim olabilir bakın. Ni'me silahın hakkı diyor. Hak ne iyi bir silahtır. Silah kelimesi burada zahir bir isim ve fail olarak kullanmıştır. Fail böyle bir isme, yani harfi tarifli bir isme muzaf olarak gelebilir veya harfi tarifli bir ismin muzaf olduğu kelimeye kendisi muzaf olabilir. Böyle de olabilir. Bakın. Neme racülüsü Ömer'u demiş. Neme gaidü ceyşil müslümine Halid demiş. Bakın gaid kelimesi nekra. Normal dedim ya, hem failin hem de mahsun bilmet olan kelimesinin marife olması lazım. Gaid normalde nekra. Marifeye muzaf olduğu için marifeyi kazanmıştır. Gaidü ceyşil müslümine Müslümanın olduğunun komutanı demiş. O halde ne oldu? Fail ya eliflamlı kelimedir ya da eliflamlı bir kelimeye, yani marife bir lafza muzaf olmuş nekra bir lafızdır. Böyle gelebilir. Bu iki durumda arkadaşlar bununla alakalı alıştırma var özellikle. Bu iki durumda fail ile mahsusun bil medh veya zem dediğim kelime müzekkerlik müenneslik sayısından birbirine uyması gerekir. Ni'mer racülü sa'ti. Bakın fail tekil, sa'd tekil müzekker. Ni'mer racülâni ehevâke. Racülân fail ikil müzekker. Ni'mer ricâl müminûne diyor. Müminler neyi? İnsanlar. Çoğul müzekker. Böyle olduğunda fail ile mahsusu olan kelime birbirine uyacak. Fail başka nasıl gelebilir? Ni'me bise nin failleri. Bu kelimelerin failleri temizle açıklanan müstetir bir zamir de olabilir. Yani fail gizli bir zamir olabilir ama bu zamir temizle açıklanıyordur. Yani bu fail temizle açıklanıyordur. Bakın Niyame'den sonra zaimen sa'dün demiş. Bu cümlede fail gizli ve zamiri zaimen temizdir. Sa'd zaten mahsustur. Böyle gelebilir. Üçüncü ihtimal ve dördüncü ihtimal. Fail şey manasına müşterek isim manasılardan ma veya men olabilir bakın. Ni'me ma fealtehu diyor, sen yaptığın ne iyi. Bise ma fealtehu, sen yaptığın ne kötü. Fail burada şey manasını içeren ne kötü şey gibi çevirmişiz. Fail şey manasına müşterek bir isim mensulde olabilirmiş arkadaşlar. O zaman ni'me, bise ve sa'enin failleri nasıl geldi? 1. Eliflamlı bir lafız olabilir. 2. Bu lafza muzaf olmuş nekra bir lafız olabilir. 3. Gizli bir zamir olabilir ki temizle açıklanması lazım. 4. Gizli müşterek isim mensuplerinden bir isim mensubu da orada fail olabilir. Habbeza ve la habbeza nasıl? Burada mesele biraz farklı arkadaşlar. Çünkü bu iki lafızdan bir araya gelmiştir. Habbe ayrı, da ayrı. Da ismi işarettir. İsmi işaretleri anlatırken hatırlayın şöyle demiştik. Hazanın hepsi ismi işaret değil. Ha tenbih harfidir. Za ismi işarettir. Hadihinin hepsi ismi işaret değil. Ha tenbih harfi zihin ismi işarettir. Bu za burada ismi işaret ve faildir. Habbe fiildir. Yani bunun faili buradaki za'dır arkadaşlar. Diyor ki habbe fiiliyle hem ismi işaret hem de habbenin faili olan za, za'dan mürekkeptir. Bu şekilde kullandığında medh başına olumsuz kadar getirerek la habbeza olarak kullandığında ise zem ifade eder.
Yine diğerindeki irab aynı bakın. Yani o mesela diyelim ki biz öncekinde fiilden sonra gelen kelimeye fail, bir sonrakine müpteda dedik. Bu fiil ve failden oluşan cümleye öne geçmiş haber dedik. Aynı durum burada da var. Bakın habbe fiil, za fail, cevbü kelimesi mahsusun bilmet. Bu cev kelimesi müpteda, bu öne geçmiş, şurası öne geçmiş haberdir. Böyle irab edebilirsiniz. O zaman demek ki habbenin faili za'dır arkadaşlar. Aynı durum la habbeza'da da var. Yani başına la gelmesi onu değiştirmez. Za yine orada faildir ki habbeza övmeyi, la habbeza yermeyi ifade eden bir fiildi. Yine bakınız cev kelimesi yine ref halinde kullanılmış. Za ismi işarettir. Mahallen merfudur. Bunun ondan farkı ne peki? Burada bir uyum falan yok arkadaşlar. Yani habbeza dedikten sonra buraya tekil müzekker, ikil müzekker, çoğul müzekker, tekil müennes herhangi bir lafız getirebilirsiniz. Çünkü buradaki mahsusla buradaki failin bir ilintisi, bir bağlantısı yoktur. Diğerinde bağlantı vardı hatırlayın. Ona yönelik de alıştırma var. Habbeda böyle arkadaşlar. Habbeza dediğimizin faili de böyle. Bunun haricinde benim size gösterebileceğim başka bir şey var mı? Ne demiş bakın? La habbeza kelimesi bise gibi zem için kullanılır. İrabı habbeza gibidir. Habbeza'yı nasıl yapıyorsam bunu da aynı yapacağım. Burada bir iki tane kural var. Bunları da yine göstereyim. Diyor ki ni'me ma birleştirilerek ni'ma şeklinde okunabilir. Bu bir. İki. Arkadaşlar bu bise ve ni'me ile alakalı. Bunların faillerinin müennes olması durumunda bu fiiller de müennes kullanılabilir. Normalde bunlar çekimsiz fiil. Yani bunun müennes versiyonu, bunun nikil versiyonu falan yok. Ama caizdir. Yandaki fail eğer müennesse ni'me yerine nimet, bise yerine biset diyebilirsiniz. 2, 3. Sa'e, ni'me ve bise fiillerinin failleri masla yetiştiremezken mahsun fiilin önüne geçmesi caizdir. Bakın ni'me racülü halidun idi bu cümle. Mahsus öne geçebilir. Fail geçemiyor da. 4. Karine ile mahsun hasfi caizdir. Bunlar teferruat konular ama şu önemli. Beşi göstereyim özellikle. Bunu şeyde de söylemiştim ben. Taaccüp sigasında oradaki müteaccep minh olan kelimenin marife bir lafız olması gerekiyordu. Marife bir lafız olmayacaksa nekre olup sıfatlanmış olması gerekiyordu. Aynı durum burada da var. Mahsusun bilmedh olan kelimenin marife olması lazım ki fail zaten marife olacak. Yani ikisi de marife. Mahsun bilmedh normalde marife olur ama nekre olup sıfatlamış olması da yeterlidir. Çünkü nekre olup sıfatlamış bir kelime taksis kazanır. Taksis kazanan bir kelime marifeye yaklaşmıştır. Cümleye bakın. Ni'me sadik, sadiku demiş. Burada normalde bu fail. Burası mahsus. Mahsus olan kelimenin marife olması lazım. Fakat bakın nekra bir lafızdan sonra fiil getirmiş. Bu fiil sıfattır. Dolayısıyla kelime sıfatlandığı için taksis kazanmıştır. Böyle de kullanılmış olabilir. Bunu önemli bir not olarak söyleyeyim. O halde bizim, herhalde bu da sondu, evet. O halde bizim şunları bilmemiz lazım. Bir, buradaki fiilleri tanıyacaksınız. İki, o irab ile alakalı durumu bileceksiniz. İşte nimeden sonra bir fail geliyor, ref halinde bir mahsus geliyor, o da ref halinde irabını bileceksiniz. O mahsusa müpteda diyorsunuz, önceki cümleye, fiil ve failden oluşan bölümün cümleye, öne geçmiş haber falan diyorsunuz. Diğer iki irabı da gösterdim. İki, bunların failleri nasıl gelir? Ni'me bise için, aziz sa'e kelimeler için ayrı, habbeza için ayrı ayrı durumlar gösterdim. Bunları bilmiş olmak kafi. Bir de fail müennes olduğunda buradaki ni'me ve bise fiillerinin cevabı müennes kullanılabileceğini de bilmemiz gerekir. Yedinci ders arkadaşlar. Ef'alül medh ve zem diyor. Medh ve zem fiilleri. Şöyle bir tabloyu inceleyelim birlikte. Nimet sevap el cennet diyor, cennet ne güzel bir karşılık. Bakınız nimetten sonra sevap kelimesi gelmiş. O faildir. El cennet kelimesi mahsusun bil medh olarak kullanmış lafızdır. Bakın ikisi de marife. Karşısına bakın. Bi'sel ikabı cehennem diyor. Cehennem ne kötü bir ceza, ne kötü bir karşılık. Burası bi'senin faili. Burası mahsusun biz zem bu defa. Ama ikisi de ref haline dikkat ederseniz. Biz buna müpteda, bu bölüme öne geçmiş haber diyorduk. Böyle irab edebilirsiniz. Diğer iki versiyonu da gösterdim. Habbeza ve la habbeza'da durum nasıldı? Habbeye birleşen bu za orada faildir. Burası mahsusun bil medhtir. Bu övme ifade eder. Şuradakileri övme manası için koymuş zaten. Buradakileri yerme manası için. Başına la getirirseniz la habbeza şeklinde yerme manası içerir ki yine za faildir. Burası mahsusun biz zemdir bu defa.
yine ref halinde kullanılmıştır. Şurayı niçin koymuş arkadaşlar? İki amaçla koymuş. Bir, bu habezanın faili işte ne olursa olsun oradaki mahsusla bir alakası uyumu yoktu. Fakat nime ve bise de kendilerinden sonra gelen mahsusla fail birbirine uyacaktı. Bakın tekil müzekker, tekil müzekker. İkil müzekker, Halit ve Selahattin var. Gadat, çoğul müzekker, Halit, Selahattin ve Fatih var. Muallime tekil bayan, Necla tekil bayan. Fail bakın, muallime tani, devamında mahsun bilmet olarak Necla ve Fatıma kullanmış. Yani bir uyum söz konusu. Ayrıca şunun için de koyulmuş bu örnek. Nimenin normalde nimet olmaması gerekir ama fail müennesse bunu nime yerine nimet şeklinde kullanabilirsiniz. Bise yerine bise şeklinde kullanabilirsiniz. Ve son tablo ne için, ne amaçla kullanılmış? Habbe de arkadaşlar kelimeye birleşen za fail burası mahsustu ama bununla bunun bir alakası yoktu. Bakın burası za, bu çoğaltılabilir çünkü zadani zeyni şeklinde çoğaltılıyor. Bu da iki ile çoğula çevrilebiliyor ama dokunmamış dikkat ederseniz. Fail, tekil, tekil. Bakın za ikil, za çoğul, müzekker. Yine za tekil müennes, za'ya yine ikil müennes, za'ya yine çoğul müennes lafız kullanmış hiçbir şekilde değişmiyor. Bunu da onu göstermek gayesiyle koymuş. Habeze talip diyor öğrenci ne iyi. Tablo kısaca böyle. Zaten çok da fazla bir gramer kaidesi yok. Hızlı bir şekilde okuyayım şurayı en kaide. Ni'me ve habbeza bunlar nedir? Fiilani fiildir. Yüstemelani medh, medih için kullanılan fiillerdir. Ve hüme fiilan camidani. İkisi de camid fiildir. La ye'ti min huma mudariun ve la emrun. Kendilerinden sonra yani kendilerinin pardon muzari ve emri gelmez. Camidi nasıl söyledik? Öyle camit var ki mazisi var. Muzarisi ve emri yok. Mazisi çekimlenebiliyor. Yani leyse, leysa, leysu, leyset, leyseta, leysine gibi. Leyse de camittir çünkü. Öyle camit var ki muzarisi, emri tamam yine yok ama mazisi de çekimlenmiyor. Yani kelimenin bir o formu var sadece. İkinci madde. Ni'me ve bi'se ve la habbeza. Bunlar nedir? Fiilani yüstemelani lizzem. Bunlar zem için yani yermek için kullanılan fiillerdir. Ve huma ikisi de aynı şekilde. Fiilan camidani camit fiillerdir. La yeti min huma mudari ve la emrun. Kendilerinden muzari ve emir gelmez demiş. 3. Ni'me ve bi'se. Bunlar nedir? Bunlar tetekevvenü cümletül medhi ezzem. Bunlar med ve zem cümleleri meydana getirir. Min fiilin bir fiilden yuradu bihi delaletü edilmek istenen fiil alel medhi ve zem. Med ve zemme dâet etmesi istenen fiil için diyor. Zem veya medh cümleleri getirilir, oluşturulur. Ve yekûnü daimen fiilen maziyen ve bunlar sürekli mazi fiil olur yani ni'me ve bi'se. Ve yeli takip eder hadel fiile bu fiili failün bir fail takip eder. Sümme ye'ti sonra gelir ba'dehu devamında el isim mahsus devamında mahsus bir isim gelir. Bil medhi evizzem. Mahsusun bir medh veya mahsusun bir zem gelir devamında. Ve yekûnü daimen merfuan ve o da sürekli merfu olur. Çünkü medh fiillerinden sonra gelen fail de ondan sonra gelen mahsus da her zaman ref halindeydi. Ben size 3 irabı da gösterdim. Mahsusun bilmet olan kelime için. 3 irabın 3'ünde de ref halinde. Mübteda da olsa ref halinde, haber de olsa merfu, bedel de olsa merfu. Nasıl irab ederseniz edin orayı ref halinde okuyacaksınız. Ve yutabiku uyar fail. Fail nime ve bise, nime ve bisenin faili el mahsusa bilmet hevizden. Mahsus bilmet veya mahsus bizzeme uyar demiş. Örnekleri göstermeyince. Yecüz caizdir en telhaqe birleşmesi ta tenis nime ve bise nime ve bise ta tenisin birleşmesi izakânel fail ismen zahire müennesen fail zahir bir isim olduğu zaman nime ve bise ta tenisin birleşmesi caizdir. 4. Habbeza ve la habbeza bunlar nedir? Tet yani diyor gelir ala suretin vahidetin tek bir surette gelir meal müfredi tekille ve müsenna ikille kullanımında ve cem'i çoğul ve meal müzekkeri ve müennesi müzekker ve müennesle kullanımında tekil iki çoğulla kullanımında tek bir surette gelir. Ve za burada habbezadaki veya la habbezadaki za ise tora bu failen fail olarak irab edilir. Kimin faili? Li habbe. Habbenin faili olarak irab edilir. Sümeyeti gelir badeha devamında el isim mahsusu bilmed hevzem devamında mahsum bilmed veya mahsum bizzem gelir. Ve kün daimen merfuan o da sürekli merfu olmak zorundadır. O da merfu olur. Aşağıda da örnekleri vermiş. Konu bu kadar arkadaşlar.
Konu son derece kısaydı. Çok az sayıda bir madde var. Bir alıştırma yapıp ara verelim. Diğerinde bir ders halinde bitirelim. Tedribat 1. Ayin diyor belirle. Efalel medhe, zem ve failü hafi cümlelatiye. Aşağı cümlelerde med fiillerini, zem fiillerini ve faillerini göster demiş. Ve kal dediler ki hasbunallah, Allah bize yeter ve ni'mel vekil, o ne güzel vekildir. Fiil bu bakın, ni'me bu da onun faili. Mahsus bulunmak zorunda değil. Olursa ref halinde olacak. Ni'mel adilü Ömer bin Abdülaziz. Ömer bin Abdülaziz ne kadar adil bir insan, ne iyi adil bir insan. Burası onun faili. Ömer mahsusun bil medh olarak kullanmış kelime. Ni'mel gadi Ali bin Ebi Talib. Ali bin Ebi Talib ne güzel bir yargıç, ne güzel bir hakimdir diyor. Nime fiilimiz, gadi onun faili, aliyyü kelimesi ise orada mahsusun bil medh olan kelimedir. İbn-i önceden söylemişimdir belki, yine de söyleyeyim. İbn kelimesi iki isim arasında kalınca elifini kaybediyordu. Bir, iki, bu kelime kendisinden öncekinin hep sıfatı, kendisinden sonra kelime de hep muzafın neyi olur. O yüzden nasıl okudum bakın. Nimel gadi aliyyübnü ebi talibin diye okudum. Nime fiilimiz, kitap onun faili, Kur'an'da mahsusun bil medh. Bir ise fiilimiz diyor kitap, Kur'an ne iyi bir kitap, ne güzel, ne hoş. Bir ise ikab diyor el sicni hapis, ne kötü bir ceza. Bu fail, burası onun mahsusun bir zem olan ifadesi. Habbeza'da bakın, habbe fiil, zafail, İslam kelimesi mahsusun bil medh olarak kullanmış lafız. Bir ise de huluk fail el kezibu mahsusun bir zem. La habbeza'da zafail es-sür'atü ifadesi ise burada mahsusun bizzem. Sakın buna fail falan demeyesiniz. Çünkü bunun faili kendisine birleşmiş zadır arkadaşlar. Böyle bir ara verelim. Geri kalan da bir ders halinde yapıp bitirelim alıştırmaları. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.